Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Bir akşam daha vakit ayırıp bizimle birlikte olduğunuz için hepinizi gönül dolusu muhabbetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bugün çok önemli bir konuyu örnek olarak ele almaya çalışacağım. Takip edenlerin hatırlayacağı üzere 3 haftadan bu yana İslami ilimler içinde hadis ilminin nerede durduğuna ilişkin onu konumlandırmaya çalıştım. Ve son yapmış olduğumuz sunumda ve sohbette rivayetlerin bilgi değeri üzerinde durarak tüm İslami ilimler için geçerli olacak bir metodolojinin usulün imkanını, sınırlarını ve bu usulün Ana zemininde rivayetin neden olması gerektiğini, zorunluluğunu ele almaya çalıştım. Ve tabii ki e, ağırlıklı usul ve yöntemle ilgili bu konuların e, siz izleyicilerimizi nispeten yorduğunun farkındayım. Hem bir ara dinlenmesi olması bakımından, hem de rivayetlerin bilgi değerine bir katkıda bulunup bu konuyu biraz daha Açmama, analiz etmeme imkan sağlaması e, yönüyle e, çok hayati ve önemli bir rivayeti konu etmeye çalışacağım. Bu rivayet ekranda da gördüğünüz üzere özellikle sosyal medyada, YouTube ortamında çok e, efendim istismar edilen maalesef. Bilir bilmez herkesin üzerinde konuştuğu bir konu. Hem bu konuyu bir ele alayım sizlerle paylaşayım istedim hem de ellerine geçirdikleri mali sanki Allah bize mal göndermiş gibi ya da okudukları bir e, hadis tercümesini sanki Resulullah o tercümedekini buyurmuş gibi <laughs> çok affedersiniz ellerine malzeme yaparak İslam'ın aleyhine konuşanlar işte İslam bu Peygamberi bu, kadına böyle bakıyor, kadına böyle değer veriyor şeklinde insafsızca e, ve bilgiden, bilimden ve akademik yaklaşımdan son derece uzak yorumlara da bir açıklık getirsin e, düşüncesiyle bu konuyu masaya yatırmaya çalışacağım ve inşallah e, sizler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Benim İlahiyat Fakültesi ikinci sınıflarda Hadis 3 dersinde okuttuğum bir metin bu. Ders olarak da okutuyorum bu metni. Öğrencilerim e, dinleyenler hatırlayacaklardır. Biraz uzun bir konu, teknik bir konu. Özellikle hadis usulü açısından üzerinde durmamız gereken hususlar da olacak. Fakat ben elbette bunun bir e, YouTube konuşması olduğunun farkındayım. Genel izleyicileri de dikkate alarak e, önemli ölçüde çok detaylara teknik konulara girmeden ama onları da ihmal etmeksizin sizin e, konuyu neden böyle ele aldığımı da gösterebilmem açısından bu bir akademik ve ilmi zorunluluktur. Beni bu konuda hoş göreceğinizi umut ediyorum. Böyle önemli bir konuyu ele alalım, masaya yatıralım istedim. Birazdan üzerinde duracağımız konuyla ilgili sohbetten sonra Ahmet Bey size bir makale PDF koyacak birazdan üzerinde duracağım. Bu PDF bana ait değil. Çok değerli meslektaşım Ankara İlahiyat Fakültesi hadis hocalarından Profesör Doktor Kamil, Kamil Çakın e, hocamıza ait. Yaklaşık 20 yıldan fazla bir süre önce yazıp yayınlamış olduğu konuyla ilgili çok değerli makalesini özellikle mütala etmenizi okumanızı da öneriyorum. Bunu da altını çizmek istiyorum daha konunun başında. Şimdi e, hemen buradan Mevzu ve konuya müsaadenizle geçmek istiyorum ve sizin için hazırladığım tahtadaki e, bu hazır metin üzerinden e, bugünkü sunumumu yapmaya çalışacağım. Bu arada e, tırnak içinde söyleyeyim e, aslında Arapça ve Türkçe hattım bu kadar kötü değil ama ekranı ancak bu kadar yazabildiğimi e, söylemek istiyorum. İnşallah e, okunuyordur ve ben de birazdan altlarını üstlerini çizerek iyice karmaşık hale getireceğim öyle gözüküyor görüldüğü üzere değerli izleyenler kadınların cehennem ehlinin çoğunluğunu oluşturduğuna dair böyle yaygın bir görüyorsunuz bu şekilde bir söylem var ve bu Hazreti Peygamber'in sözüne dayandırılıyor efendim ve ayrıca kadınların akıllarının ve dinlerinin eksik olduğu hususu sıklıkla istismar ediliyor. Bu tür rivayetler pek çok rivayet var bu konuda. Nasıl anlaşılmalı? Gerçekten böyle mi söylüyor rivayetler? Rivayetleri doğru anladığımızda ne kadar eminiz? Bu hususu ele almaya çalışacağım. Daha konunun başında hemen belirtmeliyim ki sevgili izleyenler bu el rivayetin başta Ebu Said el-Hudri olmak üzere burada gördüğünüz gibi sahabi yaklaşık 20 tarikten yani 20 versiyon 20 tarikten e, bu rivayetin aktarıldığını görüyoruz. Ve hemen hemen de e, 7-8 sahabiden bu konuda farklı rivayetler olduğunu görüyoruz. Yani hadis usulü açısından ve rivayet tekniği açısından bakarsak bu rivayetin, bu rivayetin hadis kaynaklarında geçtiği yere de Buhari, Müslim gibi eserlerde yer aldığında dikkate alırsak önemsememiz gereken ve doğru anlamak için gerekli çabayı göstermemiz gereken bir rivayetle karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Böyle olunca öncelikle rivayetin hadis usulü açısından geçtiği kaynaklar ve rivayetin tarik sayısının fazlalığı itibariyle bu rivayetin e, sahih olduğunu ve böyle bir rivayetin e, göz ardı edilemeyeceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Ancak ne var ki, e, geçen sohbetimde yani geçen haftaki sohbette arz etmeye çalıştığım üzere değerli izleyenler, rivayetlerin bilgi değerinden bahsederken bu rivayetlerin her birerlerinin Hazreti Peygamber'e aidiyetinin zanni olduğundan yani bunların Hazreti Peygambere bu şekilde bize aktarıldığı birebir lafızlarıyla ona aidiyetinin zanni olduğunun bunun da %100 olmadığının altını çizdim ve özellikle rivayetin rivayet olmasından kaynaklı problemleri dikkate almamız gerektiğinden bahsettim. Şimdi birazdan rivayeti kelime kelime, metin metin okuyarak üzerinde durduğumuzda da göreceğimiz üzere 20 rivayetin oluşu ilk baktığınız zaman çok fazla tariki var. Böyle bir rivayet efendim her ne söylüyorsa kale alınması gerekir diye düşünebiliriz ki birazdan öyle olduğunu da altını çizeceğim. Ancak bu 20 rivayetin 20'sinin de farklılıklar içermesi, ifadelerde değişiklikler içermesi, hatta birbirlerini naks edecek çelişkiler içermesi birazdan bu 20 tane rivayetin adedinin çok oluşu rivayetlerin lehine değil aleyhine bir durum ortaya çıkarmış olduğunu da birazdan gözlemleyeceğiz. Eğer bu rivayetin 20'si de aynı metni, aynı sözcüklerle, aynı şekilde ifade ediyor olsaydı bu rivayetlerin her birerleri diğerlerini destekleme açısından gerçekten oldukça güven verici bir rivayetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyecektik. Ancak ne var ki bu 20 rivayetin hemen her birinin Farklılıklar içeriyor olması ki metni okurken bunlara dikkatinizi çekeceğim ve özellikle Kamil Çakan Üstadımızın bu konuda yazmış olduğu makaleye baktığınızda bunun istatistiklerinin de çıkarıldığını, e, detay bilgilerin çok değerli bilgilerin yeterince verildiğini orada da genişçe okuyacaksınız inşallah. Bu itibarla e, rivayetlerin çokluğu aslında konunun e, güvenilir olmasını sağlamak. Dan öte konuya olan güvenimizi sarsıcı bir mahiyet arz ettiğinin bir kere daha altında, altını çizerek hemen e, ibareyi okumaya ve e, anlamlar üzerinde durmaya çalışacağım. Tabi bu Arapça ifadeyi hadisin metnini yazarken genel izleyicilerin ilahiyatçı olmayacağını da göz önüne alarak bunun bir efendim e, sıkıcı tarafının olacağının da farkındayım. Ama Ümit ediyorum çevirilerimle, aradaki yapacağım açıklamalarla e, bu sıkıcılığı nispeten azaltabilirsem ve bu sunumu keyifle dinleyeceğiniz bir sunuma dönüştürmeyi başarabilirsem bu benim için bir bahtiyarlık olacaktır. Ebu Said el-Hudri meşhur bir sahabidir. Pek çok rivayetleri var kaynaklarımızda. E, buyuruyor ki, ''Harecen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi adha ev fi fıtır'' Bayram ya da pardon Kurban ya da Ramazan Bayramı'ndan birinde emin değil Ebu Said el Hudri bunu tam hatırlamıyor. Bu normaldir. Biz de hatırlamıyoruz. Bazen Ramazan Bayramını Kurban Bayramına, bazen Kurban Bayramını Ramazan Bayramı'yla karıştırırız. Bu normaldir. Ama yine de şu şek dediğimiz ifade yani Kurban Bayramı mı mı Türkçedeki eki yoksa Ramazan bayramı mı şeklindeki tereddüt buna şek tereddüt diyoruz bu rivayet için zayıflatıcı bir unsurdur teknik olarak ifade etmek istiyorum ama çok önemli bir zayıflatıcı unsur mu hayır çok önemli değil bayram olduğu kesin onu belirleyelim çünkü bu birazdan yorumlar yaparak yaparken bize lazım olacak değerli izleyenler okuduğumuz metnin hemen hemen tamamının ortak vurgusu okuyacağımız diyalog, konuşma bir bayram sabahı geç gerçekleşiyor. Bir bayram sabahı. Bu son derece önemli. Demek ki bir bayram sabahında Hazreti Peygamber'in hanımlarla yapmış olduğu bir diyalog metnini okuyacağız. Şimdi bu vurgu yeşille yazdım. Bu vurgu neden önemli? Çünkü başlığa dikkat ettiğiniz üzere Sevgili izleyenler, bir rivayet hermonetiği yapacağım ve hermonetin e, daha önceki derslerimizde ya da sohbetlerimizde vurguladığım üzere konunun tarihsel bağlamına ne kadar önem verdiğinin altını çizmiştik ve dolayısıyla böyle bir diyalon, bir bayram sabahında bir bayram günü gerçekleşiyor olmasının tespiti hermonetik yorum açısından bir zorunluluktur ve bu zorunluluğa binaen onu dikkatinizi çeksin diye. Yeşil renkle işaretlemiş oldum. Evet devam edelim. Hangisi olursa olsun fark etmez bir bayram sabahında Allah Resulü İl -El mescid Mescid'e geliyor. Ve mescitte ben burada nokta nokta koydum sayfa uzamasın diye rivayetin bazı detaylarını efendim hasfetmek zorunda kaldım. Konuşurken arz ederim diye erkeklerle sohbet ediyor. Onlarla bayramlaşıyor. Onların bayramlarını tebrik ediyor ve onlara nasihatta bulunuyor. Onlara da birazdan kadınlara söylediği gibi tasattukta bulunun, insanlara yardımcı olun, sosyal yardımlaşmaya teşvikte bulunuyor ve böyle bir bayram diyaloğundan sonra Allah Resulü nezaketinin, kibarlığının, asaletinin gereği olarak e, erkeklerle yapmış olduğu bir diyalog bu bayramlaşmanın arkasından e, hanımların bulunduğu bölüme mescitte geliyor ve onlara ey hanımlar diye seslenerek hitap ediyor. Ya maaşeren nisa bayramlaşıyor yani onlarla. E, Tabi bu detaylar rivayetlerde verilmiyor ama farklı rivayetleri birleştirdiğiniz zaman bu detayları görüyoruz. Onlarla bayramlaşıyor. Hallerini hatırlarını soracak ve şimdi asıl mevzu yeni başlıyor. Buyuruyor ki tasattak ne? Sadaka veriniz sadaka verin. Yani hayır hasanette bulunun. Başka rivayetlerde bu konuda e, detaylara girdiğimizde değerli izleyenler bu sadaka verin önerisine bakıldığında detay içeren rivayetlerde e, hanımların o gün bayrama mescide gelirken süslendikleri süslenerek geldikleri çok fazla takı taktıkları vesaireye yapılan vurguların olduğunu da görüyoruz. Yani Allah Resulü hanımlarla bayramlaşmak için karşılarına geçtiğinde gördüğü manzara gayet şık giyinmiş gelmiş hanımlar. Üstlerine bayram olması münasebetiyle takılarını da takmışlar, gelmişler ve Allah Resulü onların bu hallerini görünce onlara sadaka vermeyi, sahip oldukları nimetleri başkalarıyla da paylaşmayı doğal olarak tavsiye ediyor. Bundan daha doğal, daha güzel bir şey olamaz. Hazreti Peygamber ee, ümmetine kendisine inananlara sosyal yardımlaşma anlamında bir e, tasadduk ve infakta bulunmalarını söylemesi tavsiye etmesinden daha doğal ne olabilir devamında da buyuruyor ki ve eksirnel istiğfare çok tövbe edin çok Allah'tan af dileyin buyuruyor af dileyin buyuruyor. Sadaka vermeye teşvik ediyor ve çok tövbe istiğfar etmeye teşvik ediyor. Yine yeşille bu ayrıntıları ifade edeceğim. Bazı rivayetlerde bu çok istiğfar edinin olmadığını, sadece sadaka verinin bulunduğunu, bazılarında sadaka verinin bulunmayıp eksirnel istiğfarenin bulunduğunu, yani bu kelimelerin rivayetlerde yer değiştirebildiğini ya da birinin bulunup diğerinin bulunmadığını da söyleyeyim. E, atıfta bulunduğu makalede bu detayları, istatistikleri ve şablonlarıyla görme imkanınız olacaktır. Dolayısıyla bu da rivayetleri zayıflatan bir unsurdur. Bir rivayetin birinde birinin olup diğerinin olmaması rivayetin sağlamlığı ve güvenilirliğini zedeleyen teknik bir unsur olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Asıl probleme geldik. Artık bundan sonra biraz müsaadenizle vitesi küçülteceğim. Sınıfta da böyle söylüyorum. Ben konuşunca hızlı konuşmayı severim. Ee, ama artık bundan sonra gelecek metin hızlı konuşmamıza izin vermiyor. Yavaş yavaş konuşacağım. İnşallah sabrınızı suistimal etmem. Epeyce uzun sürecek bir metin. Umarım e, yeterince üzerinde durabilirim. Ve sizi yormadan arz etmeye muvaffak olurum. Allah Resulü bu tavsiyelerde bulunduktan sonra sevgili izleyenler hanımlara diyor ki fe inni raaitukune işte bu konunun şu cümlenin kırmızıyla yazacağım altına yanlış anlam verilen problem burada başlıyor. Bütün çevirilerde, okuyacağınız makalede de göreceksiniz. Her ne kadar Kamil hocamız o çevirilerin açıklamaları sadedinde bu konuyla ilgili farklı görüşlere yer verse de okuyacağınız e, makalenin e, çevirilerinde de bu birazdan üzerinde duracağım fe inni ra'aytu ifadesinin Türkçeye yanlış tercüme edildiğini sadece Türkçeye yanlış tercüme edildiğini söylemekle kalmayacağım. Arapların da e, şerhlerden birazdan bahsedeceğim. Şerhlerde de Arapların da e, bu konuda bu ifadeye doğru ve sağlıklı dil açısından bir anlam vermediklerinin altını çizeceğim. Bunun da nedenleri üzerinde birazdan duracağım. Ve yapılan hatalı çeviriyi söyleyerek devam ediyorum. Çünkü düzeltmenin daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Bu tavsiyelerden sonra çok sadaka verin. Çok istiğfar edip tövbe edin. Çünkü fe inni çünkü ben çünkü ben sizi sizi cehennem ehlinin çoğunluğu olarak gördüm buyuruyor. Evet çeviri bu. Böyle çeviriliyor. Cehennem ehlinin çoğunluğu yani siz cehennem ehlinin çoğunluğunu teşkil ediyorsunuz diye bu şekilde çevriliyor. Cümle bu. Bunu müsaadenizle çerçeve için almak istiyorum bu cümleyi. Çünkü üzerinde duracağız. Önemli bir cümle ve sorun da burada başlıyor. Bunu çözmeden devamına geçemiyoruz. Bir, şunun e, özellikle altını çizmek istiyorum. Arap grameri açısından fe inni ra'aytukunne ektara ehlin nar cümlesi ben sizin cehennem ehlinin çoğunluğunu teşkil ettiğinizi gördüm şeklinde çeviri doğru mu? Bunun doğru olmadığını izah edeceğim birazdan. Diyelim ki doğru olsun. Diyelim ki doğru olsun. Peki bu cümlede Allah Resulü'nün hitap ettiği, onun devrinde yaşayan, onun bu sözüne, bu mübarek sözüne muhatap olan hanımlarla ilgili bir cümle bu. Bunu tüm dünya kadınlarına, tüm gelecek kıyamete kadar kadınlara teşmil etmek sağlıklı bir anlam mı? Diyelim ki öyle çevirdik ve doğru olduğunu varsayalım. Bu orada huzurunda bulunan kadınlara söylediği bir şey. Birazdan üzerinde duracağım. Onlara söylediği bir şey. Bu neden tüm dünya kadınlarına teşmil edilsin? Kıyamete kadar gelecek tüm kadınlarla ilgili sanki onların cehennemin çoğunluğunu teşkil ediyormuşcasına bir anlam verilebilsin. İki, hatalı olarak ben sizin cehennem ehlinin çoğunluğunu teşkil ettiğinizi gördüm şu ifade gördüm şu ifade gördüm ifadesi bizim Buhari'nin çok ünlü şarihleri İbni Hacer başta olmak üzere şerh kaynaklarımıza baktığımızda konu Hazreti Peygamber olunca maalesef ulema Arapçanın bu konudaki incelikleri edebiyatı vesaireyi unutuyor. Allah Resulü bunu nerede gördü? Miraca çıktığında mı gördü? Efendim Allah ona perdeyi kaldırdı cehennemi, efendim gösterdi cehennemimi gördü? Bunların üzerinde sayfalarca durmuşlar ve Allah Resulü'nün bu hanımların cehennemin çoğunluğunu teşkil ettiğini ya da kadınların burada genelleyerek kadınların e, genel anlamda cehennem ehlinin çoğunluğunu teşkil etmesinin nasıl görüldüğüyle ilgili inanılmaz yorumlar, inanılmaz izahlara girişmişler. Tabi konu Hazreti Peygamber olduğu için. Konu Hazreti Peygamber olmasaydı muhtemelen birazdan benim söyleyeceğim bu Arap dili ve edebiyatıyla ilgili hususu e, benden çok çok daha iyi bildiklerini düşündüğüm bu büyük ülemanın konuyu hiç de böyle anlamlandırıp yorumlayamayacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Hazreti Peygamber olunca bu miraca çıktı. Allah ona cenneti cehennemi gösterdi. Acaba orada mı gördü? Yok. Pe peygamberin gözünden perde kalktı. Cehennemi mi gördü? Şeklinde yorumlar yapılmış. Şimdi iki ikinci noktayı arz ediyorum. Diyelim ki diyelim ki Hazreti Peygamberin gözünden perde kalktı ya da diyelim ki miraca çıktığında cehennemi Allah ona cenneti ona gösterdi. Oraya kimlerin girdiğini gördü vesaire. Tamam. Şimdi bu durumda değerli izleyenler bu durumda Allah Resulü mahşerden sonra gerçekleşecek olan cennet ve cehennemin son halini görmüş olması gerekir. Bir mucize olarak gördüğünü söylüyorlar ya onda yazayım. Evet. Hazreti Peygamber'in bu görmesi bir mucizedir diyorlar. Yani mucize olarak Allah ona cehennemi gösterdi. O da orada cehenneme girenlerin çoğunluğunun efendim ...kadınları olduğunu gördü şeklinde yorumlandığını varsayalım iki. Peki soruyorum ben şimdi eğer Allah Resulü mahşerden sonra gerçekleşecek olan gerçek cehennem ehlini gördüyse... ...onların sadaka vermesini söylemesi çok istiğfar edip onları tövbeye çağırmasının ne tür bir anlamı olabilir? Yani hanımlar sadaka verse ne olacak istiğfar etse ne olacak etmese ne olacak vermese ne olacak... E zaten kesin oraya gitmişlerse kesin durumu son durumu Resulullah görmüşse mucize olarak niye onlara tasadduk etmeyi tavsiye etsin. Çok af dileyin çok istiğfar edin diye tavsiyede bulunsun. Bu tavsiye yaptığına göre bu bir tavsiyedir öneridir. O zaman bu hanımların kesin olarak cehenneme yerleşmiş olmamaları gerekir ki verecekleri infakla tasaddukla ya da efendim yapacakları tövbe istiğfarla cehennemlikten olmaktan kurtulup cehennete gidebilsinler. Şimdi eğer Allah Resulü gerçek cehennemi ve oradakilerin sonuçlanmış cehennem ehlini görmüşse bu cümlenin bu cümleyi yani fe inni ra'aytu kunne ekzara ehlin nar cümlesi öncesiyle bağdaştırılamaz. Yani bu cümle şöyle kurulamaz. Allah yolunda tasadduk edin Allah'tan çok af dileyin, istiğfar edin. Çünkü ben sizin cehennem ehli olduğunuzu, cehennemi Allah bana gösterdi. Oraya girmişsiniz, yerleşmişsiniz, kesinleşmiş oradasınız olmaz. Bu öyle bir cümle kuramazsınız. Hiçbir dil kuralı böyle bir cümle kurmanıza izin veremez. Neden? Çünkü oraya gitmiş yerleşmişler kesin durumu görmüşse niye tasadduk etme ve istiğfar etmeyi önereye önerelim öner 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 ki? Öyleyse cümlenin bu Baş kısmı ki bu analitik felsefe ve hermeneutik açısından bu çok önemli bir durum ee, çok zamanımız alacak diye o detaylara girmiyorum ee, özellikle konunun analitik ve yapısal felsefe açısından analizleri üzerinde hermeneutik e, yorumlama üzerinde çok sizi yormak istemiyorum fakat benim birazdan vereceğim 3 diye başlayacağım benim birazdan vereceğimi anlam ve Arap dili ve edebiyat açısından böyle anlam vermenin zorunlu olduğunu söyleyeceğim anlamı verdiğimde bu cümlenin girişindeki Ey hanımlar Allah yolunda tasadduk edin, sadaka verin, e, infakta bulunun, fakirleri, yardıma muhtaç olanları görüp gözetin ve Allah'tan da çok af dileyin, istiğfar edin. Çünkü, bakın, çünkü, buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Çünkü ben, çünkü ben, çünkü ben buradaki ra'aytudaki şu re'a fiili sevgili izleyenler, bu biraz detay olacak ama bunu mutlaka vurgulamam lazım. Onu biraz daha görünür bir renkle yazayım. Bu re'a fiili. Bu re'a fiiline biz Arapça'da, Arap dili edebiyatında e, ef'al-i kulup diyoruz. Yani bu re'a sözcüğü, görmek sözcüğü bunun Türkçe karşılığı görmektir. Bu sözcük iki tane nesne, iki tane mef'ul aldığında ef'ali kulub olarak buraya da yazıyorum. Görmek fiili Arapçadaki görmek fiili iki mef'ul iki nesne aldığında iki nesne aldığında görme anlamına gelmez. Görme anlamına gelmez. Bu bir dil kuralıdır ve etimolojik olarak, e, lingüistik bakımdan bu yatsınamaz, inkar edilemez bir durumdur. Bunu kimse karşı çıkamaz böyle bir, bir duruma. Görmek anlamına gelmez. Ne anlama gelir peki? Bunu yine yeşille yazıyorum. Zannetmek, yani sanmak, düşünmek. Tahmin ve hayal etmek anlamına gelir. Tahmin, tasavvur anlamına gelir. Yani Araplar bunu kısaca bir mana hasibe ve zanne diye çevirirler. Bir mana hasibe ve zen, zanne. Yani ra'a iki meful aldığında anlamı zanne ve hasibedir. Düşünmektir. Tahayyül etmektir. Tasavvur etmektir. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Hemen bir örnek, başka bir e, örnek vermek istiyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin ra'aytu ra'aytu zeyden bu birinci meful. Bakın zeyden bu birinci nesne yani e, meful. Zeyden mesela meridan. Bu da ikinci meful. Şimdi bu Arapçada ra'aytu zeyden meridan ben zeydi hasta gördüm diye çevrilemez. Böyle değil kesinlikle böyle çevirilemez. Bu bunu çevirdiğimiz zaman çok büyük bir dil hatası yapmış oluruz. Peki nasıl çevirebiliriz? Buradaki raa fiili görmek fiili iki meful aldığından dolayı, iki meful aldığında bu bir zandır, tahmindir, tahayyüldür. Yani Zeyd'i görmüş görüntüsü hoşuna gitmemiş. Hasta gibi duruyor. İyi değil yani Zeyd görüntü olarak Zeyd hasta gibi duruyor. Rengi solmuş, benzi solmuş, iyi değil durumu. O zaman nasıl çevireceğiz? Zeyd'in hasta olduğunu düşünüyorum. Zeyd bana hasta gibi göründü. Zeyd'in hasta olduğunu tahmin ediyorum. Zeyd'in hasta olduğu kanaatindeyim şeklinde çevirmek zorundayız. Şimdi konumuza dönelim. Allah Resulü hanımların yanına geldi. Ey hanımlar burası ey hanımlar. Baktı ki hanımlar süslü püslü maşallah takı taklava her şey çok yerinde oturmuşlar bayram sabahı doğal olarak da öyle olmaları gerekiyor. Allah vermiş madem nimet onlar da üstülerine giymişler. E bayrama geliyorlar. Hazreti Peygamber'in namaz kıldırdığı bir bayrama geliyorlar. Öyle de gelirler. Normal gelmişler. Ama Resulullah rivayetlerin farklı versiyonlarını dikkate alarak konuşuyorum. Onları böyle takılı süslü e, görkemli görünce bu sizin üstünüzdeki takılarınızı vesairelerinizi böyle sadece kendinize saklamayın biraz da onu muhtaçlarla paylaşın ihtiyacı olanlarla paylaşın e, buyuruyor ve e, aynı zamanda aynı zamanda böyle dünyaya çok düşkünlük gösteriyor gibi bir görüntünüz var e, bundan da efendim biraz sakının hallerinizden tövbe istiğfar edin e, şeklinde onları daha ahirete yönelik daha maneviyata yönelmelerine e, efendim teşvik eden sözler söylüyor Allah Resulü ki nitekim e, diğer rivayetlerde bu versiyonunda değil diğer farklı rivayetlerde hanımlar Resulullah'ın bu sadaka verin bunun hepsini siz boynunuza kolunuza efendim e, takmayın bu bilezikleri, küpeleri, kolyeleri vesaire deyince diyor ki e, Rabi, e, Hazreti Peygamber'in yanında Bilal Habeşi vardı. Hanımlar öyle altınlarını, akçelerini Allah yolunda tasatuk etmeye başladılar ki başladılar ki bunun üzerine ben eteğimi kaldırdım, torba gibi açtım. Kaldıramıyordum artık. Yani eteğimi doldurmuş, taşmıştı. Bu kadar coşmuşlar hanımlar Allah yolunda takılarını, taklavatlarını efendim bağışlıyorlar. Şimdi böyle coşan takılarını bu şekilde bağışlayan hanımlar acaba bu rivayeti bizim anladığımız ya da tercümelere yansıdığı ya da konuyu istismar edenlerin istismar ettiği gibi mi anlamış olurlar? Öyle anlasalar niye coşsunlar? Niye böyle söylesinler? Böyle olur mu? O halde şimdi başından itibaren doğru anlamını söyleyerek tercüme ediyorum. Ey hanımlar Allah yolunda tasadduk edin. Böyle hepsini kendi üzerinize takmayın. Ve Allah'tan çok af ve tövbe istiğfar edin. Ben sizin şu görünüşünüze, bu halinize bakınca sanki böyle bir dünyaya düşkünlük görüyorum size. Dünyayı önemseme görüyorum. Dünya hayatını, dünyanın lüksünü, dünyanın cazibesini, dünyanın takısını, zinetini böyle çok önemsemiş gibi bir görüntünüz var. Ve bu görüntünüz fe inni beni ra'aytukunne sizin hakkınızda düşündürüyor neyi düşündürüyor? Böyle bir hal, böyle bir durumda giderseniz ekthara ehlinler sanki cehennemin çoğunluğunu siz teşkil edersiniz. Çoğunuz itibariyle gidip bu cehenneme düşer, azap çekersiniz. Çoğunluğunuz itibariyle efendim böyle bir kötü duruma düşersiniz gibi bir kaygım var. Bir endişem var. Böyle düşündürdü. Haliniz, durumunuz bende böyle bir düşünmeyi uyandırdı. Beni böyle düşünmeye sevk etti anlamındadır biraz daha düzgün bir cümleyle söyleyeyim ey hanımlar Allah yolunda sadaka verin Allah'tan çok af istiğfar edin şu haliniz bu durumunuz benim sizin öbür tarafta mahşerde hesapta kitapta ee, zor durumlarla karşılaşacağınıza belki çoğunuzun cehennem ehli olacağınıza dair bende bir kaygı uyandırdı ben de böyle bir düşünce de uyandırdı. Aman kendinize dikkat edin. Aman ha aman aman manasına bu bir bayram sabahı. Ve bunun üzerine elbette o hanımlar coşar ve kollarındaki bilezikleri, gerdanları ne varsa Allah yolunda tasadduk ederler. Böyle olunca olur. Ve bir de istirham ediyorum. Hermonetik açıdan söylüyorum bakın. İstirham ediyorum. Bir bayram sabahı peygamber ümmetinin kadınlarını cehennemle mi müjdeler ya? Bayram sabahı. Ey hanımlar ben sınıfta da söylüyorum bunu. Ey hanımlar bayramınız mübarek olsun. Alın size bayram müjdesi. Hepiniz cehennemliksiniz. Böyle olur mu? Bu metne böyle anlam verilebilir mi? Değerli izleyenler. Bu metnin doğru tercümesi Arap dili edebiyatı ve grameri zorunlu olarak buradaki ra tukun ne gördüm değil, sizi gördüm değil, sizin halinizin sonucunu böyle düşünüyorum. Durumunuz bende böyle bir düşünmeye neden oldu. Böyle zannediyorum, böyle tasavvur ediyorum demektir. Ve bu nedenle hadis çevirilerini okumanın, ayet mahallerini okumanın ve mahallerin ve çevirilerin ne kadar önemli ve büyük bir sorumluluğun olduğunun da bir kere daha altın çizerek dikkatlerinizi istirham ediyorum. Evet, bir, iki ve üç madde olarak üzerinde durmaya çalıştığım bu cümle tasattakne ve ekthirnel istiğfar fe inni raitukunne ekthara ehlin nar ifadesinin doğru çevirisi budur. Bu doğru çeviriye bakın şimdi bu doğru çeviriye göre iki tane anlam veriyoruz ya bu doğru çeviriye göre bir devamını cümlenin şu kısmını okuyacağım. Bir de diğerine göre sizin cehennem ehlinin çoğunluğu olduğunuzu gördüm. Galet imra etün cezletün. Güzel konuşan, açık konuşan bir hanım dedi ki ve malena ekseru iki kere yazmışım. Ehlin nar ya Resulallah. Niye bizim çoğunluğumuz cehennem ehli neden öyle gördünüz? Müder bakın şimdi cümlenin akışını lütfen dikkatini istirham ediyorum. Öyle mi der? Eğer anlaşıldığı ve iddia edildiği gibi anlamı olsa böyle mi sorar? Yoksa feryat edip saçını başını yolmaya mı çalışır? Çünkü peygamber diyor ki haberiniz olsun Allah perdeyi kaldırdı ben cehennemi gördüm. Ya da miraçtaydım cehennemi gördüm. Hepiniz oradaydınız. Eğer böyleyse böyle sorar mı? Ama benim verdiğim anlamı tekrar söylüyorum. Şu durumunuz bu haliniz benim sizin cehennem ehlinin çoğunluğunu sanki oluşturacakmışsınız gibi bir kaygıya düşmeme neden oldu derse ki öyle diyor muhataplar da bu dili bilen o dili konuşan muhataplar onun böyle kastettiğini böyle düşündüğünü bilince de diyor ki kadınlardan birisi dedik ki ya Resulallah neden bizim için böyle düşünüyorsunuz size böyle düşündüren ne bakın Cümle böyle devam eder. Başka türlü devam etmez. Yapısal anlamda eğer bir dil, gramer, lingüistik anlamda bir e, efendim kural kaydı varsa bu böyle olur. Bundan başka anlam vermek bu metni tahrif etmek ve çarpıtmaktan başka bir anlama gelemez. Neden böyle düşünüyorsun ya Resulallah? Niye böyle düşündün? Niye bizim çoğunluğumuzun cehenneme gideceği kaygısına kapıldınız ya Resulallah? Böyle olur ve Allah Resulü de devamında böyle cevap verir. Diyalog böyle gelişir. Aksi takdirde bakın aksi takdirde iddia edildiği gibi Allah Resulü mahşerden sonra kurulacak olan cehennemin gerçekliği içinde, gerçek tahakkuk etmiş cehennem içinde onların çoğunluğunu görmüş olsaydı bu diyalog böyle zaten devam etmezdi. Hanımlar da böyle sormazdı ve Allah Resulü de dikkat edin Allah Resulü de onlara niye biz çoğunluğumuzun cehenneme gideceğini düşünüyorsun ya Resulallah? Neden böyle bir kaygı içindesin? Sizi böyle düşünmeye sevk eden nedir? Niye bizim hakkımızda böyle düşünüyorsun diye soracaklar ki Allah Resulü diyecek ki şunun için böyle düşünüyorum. Çünkü tek bakın tukfirne la'ne tukfirne la'ne çok beddua ediyorsunuz. Ağzınız çok beddualı. Lanet ağzınızdan düşmüyor. Bu hani kültürel bir şey. Bazen erkekler, bazen kadınlar kültürden kültüre değişiyor. Küfürlü konuşur, lanetli konuşur. Tantırnak tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Ağzı bozuk denir ya. Olabilir. O kültürde hanımlar çok fazla bedduacı olabilirler. En yani ufak bir şey de Allah seni şöyle yapsın, Allah şöyle yapsın e, diyen kimseleri Allah Resulü bir kusur olarak uyuruyor, uyarıyor ve onları cehenneme götürebilecek unsurlardan birisi olarak onların ağızlarının beddualı olduğunu söylüyor. Çok beddua ediyorsunuz diyor. Başka "ve tekfurne laşir" bir de eşlerinize, kocalarınıza karşı vefalı değilsiniz. Vefalı değilsiniz. Tekfurne nankörlük ediyorsunuz. Yani eşlerinizin iyiliklerini çabuk unutuyorsunuz. Nankörlük ediyorsunuz. Yani vefalı değilsiniz demektir Türkçe'de bunun karşılığı. Vefalı değilsiniz. Şimdi dördüncü maddeyi söylüyorum değerli izleyenler. Allah aşkına lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Birlikte düşünelim. Özellikle mesleki olarak ilahiyatçı olan meslektaşlarıma ve öğrencilerime de altın çizerek söylüyorum. Ya bu kadınlar diyor ki ya Resulallah niye bizim cehennemlik olduğumuzu düşünüyorsun? Allah Resulü verdi cevabı bakın. Çok beddua ediyorsunuz. Kocalarınıza nankörsünüz. Şimdi bunun ikisi bu iki günah. Günah bu eğer günahsa günah sayalım. Hadi günah sayalım bunları. Hadi günah sayalım. Ya bu şirk değil. Adam öldürmek değil, zina değil, içki değil, kumar değil, ana babaya isyan değil. Büyük günahlar, küçük günahlardan hiçbiri değil. Bunlar bırakın insanı cehenneme götürmeyi. İnsanın kabirde bile başını ağrıtmaz bu, bu sayılan şeyler. Ağzı dualı, Bu bedduadan bilmem neden tereddüp eden efendim kusurları Cenab-ı namazlarla, tutulan oruçlarla, verilen sadakalarla zaten affediyor kullarını. Allah Resulü de onun için sadaka verin, tövbe istiğfar edin, bak böyle böyle şeyler yapıyorsunuz diye buyuruyor. E, kocaya nankörlük e, yapmak hanım için e, bir cehenneme gitme sebebi ise erkek de hanıma karşı nankörlük yapabiliyor. O, onun da cehenneme gitmesine sebebi olacak bir unsur olarak görmek gerekmez mi? Kaldı ki bunlar cehenneme götürücü unsurlar değil. Ya bunlar ne Allah aşkına ya? Bu iki tane sebep. Hanımlar soruyor diyor ki ya Resulallah niye bizim hakkımızda böyle düşünüyorsun? El cevap Resulullah'ın cevabıysa bu. Ve bu sahih bu sözleri birebir Allah Resulü'nün mübarek sözü olarak kabul ettiğimizde çok beddua ediyorsunuz etmeyin. Ağzınızı kirletmeyin kızım, yavrum, çocuklarım bir peygamber şefkatiyle böyle buyuruyor eşlerinize de daha vefalı olun diyor. Bundan daha güzel bayram mesajı olur mu? Bayram nasihatı olur mu? E ne güzel söylemiş. İyi de bunların hiçbirisi insanları cehenneme götürmez ki. Ne erkeği götürür ne kadını götürür. Sonra bunlardan hareket ederek kalkıyor. insanlar oturuyor. Youtube'da kanalın birine başına geçiyor. Bak İslam peygamberi ne söylüyor? Ne söylüyor peki? Almışsın eline tercümeyi konuşup duruyorsun da ne söylüyor? Kurban ol o İslam peygamberinin şefkatli diline, dudağına, merhametine bir bayram sabahı hanım ashabını böyle rencide eder mi? hanımlara böyle söyler mi senin anladığın gibi? Gayet güzel nasihat ediyor. Erkeklere de söylüyor, kadınlara da söylüyor. Ağzınıza, dilinize sahip olun. Küfürbaz olmayın. Nezaketli konuşun. Adaplı, erdepli konuşun. Diyor. Bundan daha düzgün ne olabilir? Ne güzel bir nasihattır. Ne güzel bir tavsiyedir. Ve tekrar ediyorum. Dördüncü madde oldu bu. Dört bu sayılanlar kadınların cehennemin çoğunluğunu teşkil etmesini bırakın. Cehenneme gitmelerine sebep bile değil bunlar. Kaldı ki velev öyle olsun. Allah Resulü'nün muhatabı hanımlar için geçerli olur. Evrensel olarak gelmiş geçmiş tüm kadınlar, geleceğe kadar kıyamete kadar tüm kadınları niye kapsasın böyle bir şey? Sanki bütün kadınlar için Allah Resulü böyle buyurmuş gibi anlam verip işte İslam peygamberi kadınlara böyle bakıyor, böyle değer veriyor vesaire şeklinde bir yorum yapmayı haklı kılabilsin. Tabii bu benim bir YouTube kanalında yaptığım bir sohbet olduğu için genel izleyicilerde dikkate aldığım için Bu şekilde arz etmeye anlaşılır bir biçimde sunmaya çalıştığım bir konu bu. Bu konuyu efendim daha detaylı çok daha farklı detayları üzerinde durarak daha farklı bir ortamda anlattığım işlediğimde oluyor. Ama bunların bu söylediklerimin konunun anlaşılması bağlamında kifayet edeceğini yeterli olacağını umut ediyorum. Ve bir kere daha altın çiziyorum. Arap dili edebiyatı kuralları çerçevesinde hiç kimse bu metninden Hazreti Peygamber'in kadınların ço, e, kadınların cehennem ehlinin ekseriyetini teşkil ettiğine ilişkin bir mesaj, bir anlamı çıkaramaz. Bu kadar iddialı olarak söylüyorum. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bu metnin altında bir de yeşille yazmış olduğum bir bölüm var şuradan itibaren bir bölüm. Bu zaten ben sınıfta da söylüyorum. Hani e, sınavlara özellikle dil sınavına girdiğiniz zaman paragrafı bozan cümleleri bulun diye sorular var ya hani espri olsun diye söylüyorum. Bu yeşille yazdığım kısmı zaten rivayetlerde de makaleyi okuduğunuzda göreceksiniz. Hazreti Peygamber'e ait değil bu İbni Mesud'a ait bir sözdür. Elimizde rivayetler var İbni Mesud'un sözüdür. Hazreti Peygamber'in sözü olarak kaynaklara geçmiş rivayetlerde biz buna ref olgusu diyoruz. Sahabiye ait sözün Hazreti Peygamber'e aitmiş gibi nakledilmesi bir problemdir ve dolayısıyla bu probleme hadis usulünde idraç diyoruz. Yani bu rivayet müdreç bir rivayettir. Onu da söyleyelim. Sadece keşke müdreç olsa birazdan konuşacağız. Müdreç olsa birazdan konuşacağız. Bu rivayet bu İbni Mesud'un sözünün Hazreti Peygamber'in sözüne karışması itibariyle müdreştir. İçerdiği tezatlar itibariyle de muzdariptir. Tezatlar. Şimdi tezatlar itibariyle muzdariptir. Yani çelişkili rivayet demektir ki ve muzdarip hadisler e, zayıf hadislerdir ve e, Hazreti Peygamber'e aidiyetleri sorunludur. Ben konuşmamın sonunda Teknik anlamda bu rivayete nasıl baktığımı, nasıl değerlendirdiğimi, nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda hadis usulü açısından sağlıklı bir değerlendirme yapmış olacağımıza da inşallah başınıza arıtmasam değinmeye çalışacağım. Şimdi sizi hem biraz da dinlendirecek bir hususu arz edeyim. Bu yeşille yazılı bölümü el almaya geçeceğim. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi Allah Resulü hanımlara biraz tasattuk edin bu efendim altını, akçayı, gümüşü sadece siz takmayın muhtacı olanlara da verin deyip de herkes etek, Bilal Habeş'in eteğini dolduracak şekilde tasattuklar yapmaya başlayınca İbn Mesud'un değerli eşi Zeynep validemiz o da o gün mescide gelmiş mescide gelmiş fakat çok sade gelmiş hem üzerine takı taklavat almamış hem de yanında başka böyle tasadduk edecek bir şey yok. Ee, Allah Resulü'ne diyor ki ya Resulallah eğer biraz daha buralardaysanız ben bir eve gidip gelsem hemen. Biraz da bir şeyler getirip ben de Allah yolunda tasattukta bulunmak istiyorum. Bu yapılan yardımlarda benim de bir tuzum bulunsun. Hani biz böyle deriz ya Türkçe'de. Ee, söyleyerek Allah Resulü de, evet buralardayıp gidip gelebilirsiniz diyor. Ee, efendim gidiyor geliyor. Evet. Zeynep validemiz eve gidiyor. Efendim evdeki altını, akçayı bir beze koyuyor. Sarıyor, sarmalıyor. Tam kapıdan çıkacak. İbni Mesud karşısına dikiliyor. İbni Mesud da ailesi de kendisi de fakir bir sahabi. Diyor ki Zeynep'e Zeynep diyor bak biliyorsun ben hem kendim hem ailem senin bu Resulullah'a götüreceğin altına akçe'ye bizden daha muhtaç olanı yok bize ver niye götürüyorsun biz muhtacız Allah Resulü zaten muhtaç olanlara dağıtmayacak mı? Evet bize ver niye götürüyorsun diyor. Vermiyor Zeynep Hanım. Hayır olmaz diyor. Ben diyor Resulullah'a götüreceğim. Sen de ondan al diyor. O versin sana. Ben vermem diyor. Ne yapıyor? Yapıyor ediyor dinletemiyor. Dinletemeyince işte birazdan konuşacağımız bu sözleri söylüyor. Kızıyor ya hanımına. Yani ben sınıfta da anlatırken biraz espri olsun diye öğrenciler yorulunca da onlara da zaman zaman böyle zihinlerini dinletecek hususlar arz etmeye çalışıyorum. Kaldı ki sizin zihninizin çok yorulduğunun farkındayım. Efendim e, diyorum ki i̇bn Mesud o kadar uğraştı etti. Bir küçük altın bile alamadı. Zeynep Validemiz de elinde koskoca e, bir torba altını akçeyi Resulullah'a götürüyor. i̇bn Mesud kızmasın da ne yapsın? İşte kızınca böyle cümleler sarf eder. İşte aklı eksik, seni aklı eksik, dini eksik seni e, diye ardından söyler. E, bu normaldir İbn Mesud kızmış. Her kültürde kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara karşı söyledikleri bu türden ifadeler var malum. Birazdan onu konuşacağız. İşte durum böyle bir şey. Ama maalesef bakın maalesef diyerek söylüyorum. Rivayetlerin bir kısmı İbn Mesud'la Zeynep validemizin diyaloğunu böyle verirken bazıları tam tersine Zeynep validemiz eee mescitte tak takılarını veriyor. Ee, ve diyor ki ya Resulallah ben bunu size mi vereyim eşim ve ailesi fakirdir ona mı vereyim diye soruyor. O da diyor ki eşine ve ailesine ver iki kat daha ecir alırsın çünkü yakınlarına vermek daha makbuldur e, diye söylediğini görüyoruz. Yani bu da bize gösteriyor ki sevgili izleyenler rivayetlerin içeriklerinde rivayetlerin vurgularında rivayetten rivayete 20'ye yakın versiyonların içinde o kadar çok fazla çelişki, o kadar çok birbirleriyle örtüşmeyen ifadeler var ki bütün bunları aynı olayın Hazreti Peygamber tarafından cereyan eden tarihte yaşanmış bir olay olduğunu söyleyebilmek neredeyse çok zordur. Şimdi bütün bu detayları inşallah ilgili makalede ilgi duyarsanız okumanızı tavsiye ettiğim makalede zaten göreceksiniz. Şimdi yeşille yazmış olduğum bölüme geçelim. Yani buraya kadar olan kısım Kadınların cehennem ehlinin çoğunluğunu oluşturduğuna dair Hazreti Peygambere isnat edilen rivayetin efendim anlamıydı. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili kanaatimi söyleyeyim. Bu rivayet bu rivayet Allah Resulü'nün herhangi bir bayramda bu kurban olur, Ramazan olur, fark etmez. Bir bayramda hanımlarla yapmış olduğu bir diyalogtur. Rivayetler bize sahih kanallarda gelmiştir. Rivayetin sıhhatinde bir problem söz konusu değildir. Söz konusu problem rivayete verilen anlamdadır. Anlam Resulullah'ın kastettiği anlamının tam tersine olarak anlamlandırıldığı için bu rivayet problemlidir. Yoksa benim görüyorsunuz verdiğim anlama göre burada ne tür bir problem olabilir ki? Hiçbir problem yok. Allah Resulü doğal olarak hanımları e, uyarıyor. Dünyaya çok düşkün olmayın. Sadaka verin. Bir de işte beddua ediyorsunuz vesaire yapıyorsunuz. Eşlerinize karşı e, vefalı olmadığınız durumlar oluyor. Bunlar için de Allah Teala'dan af dileyin, istiğfar edin. Ne var bunda bir sorun yok. Ama şimdi sorunlu bölüme başlıyoruz. Bakın dikkat buyurunuz. Şimdi böyle bir diyalogdan sonra konu ne? Hanımlara Onların cehennem ehli olmalarıyla ilgili bir durum söylendi. Hanımlar niye biz cehennemliyiz diye sordu. Resulullah da cevabını verdi. Şundan şundan dolayı cehennemlisiniz dedi. Peki Allah Resulü niye devamında ve mara ey tümün naqisatı aklın ve dinin ezhebe li lubbir raculil min ihta diye buyursun ya. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi? Ne ilgi alaka var, ne münasebet var. Niye böyle bir devamında böyle bir cümle kursun Allah Resulü? Cümlenin tercümesi şu. Buyuruyor ki Allah Resulü. Haşa güya. Güya yazalım da ben şuraya. Güya Resulullah buyurası imiş ki hanımlara bu diyalogda Ey hanımlar sizin gibi hem aklı eksik aklı eksik hem dini eksik olacak. Sonra da bakın Erracülül Hazım bu güçlü, kuvvetli, aklı, dengesi çok yerinde, aklı tam demektir. Aklı tam. Lillüb, bakın, lüp, akıl demek. Erracül ha Hazım. Dengesi, muhakemesi, iradesi, güçlü, kuvvetli yerinde. Akıllı erkeklere, erkeklerin aklını bu lam harfi ceriyle ezhebeli gidermek, çelmektir. Akıllarını çelmek, onlara galebe çalmak, üstün gelmek anlamındadır. Min kunne sizin kadar. Allah Resulü buyuruyor ki güya, hey hanımlar size de hayret ediyorum ha. Hem aklınız hem dininiz eksik olacak. Sonra da kalkacaksınız akılları, dinleri tam olan erkeklere ne yapıp yapıp üstün gelip onların akıllarını çeleceksiniz. Pes vallaha. Aynen Türkçesi bu. Türkçesi bu. Şimdi ne alaka bu? Yukarıdaki diyalogla bu ne alaka değerli izleyenler? Hiçbir alakası yok. Hiçbir dil bilimci Metin analiz uzmanı bu cümleleri birleştiremez. Tekrar anlamını söylüyorum. Güya Hazreti Peygamber buyuruyor ki Sizin kadar da akılları, dinleri eksik olduğu halde akılları, dinleri tam olan erkeklere ne yapıp yapıp galebe çalan, onların akıllarını çelen, onlara üstün gelenini de görmedim. Ha bunu İbn Mesud Zeynep validemizin ona tasadduk edip herhangi bir altın akçe benim tabirimle bir küçük altın bile vermemesine kızdığından dolayı böyle söyleyebilir. İbn Mesud'un bunu söylemesi olasıdır. Araplarda böyle bir deyim var çünkü aklı kıt kız, Saçı uzun, aklı kıt hemen hemen her kültürde söylenilen bir söz biliyorsunuz. Ben karşıyım bu tür ifadelere. E, cinslerin birbirlerini e, karşı türlerin e, tezif ve tahkir edici her türlü ifadeye, cinsel ayrımcılığa e, sonuna kadar karşıyım. Onun bir kere altını çizmek istiyorum. Atasözü olsa da karşıyım. Dede sözü olsa da karşıyım. Fark etmez. Kimin sözü olursa olsun e, ayrımcılık e, dinimizin yasakladığı bir şeydir böyle söylüyor şimdi cümle ve güya yukarıda biz niye cehennemliyiz niye bizim için böyle düşünüyorsun ya Resulallah diyen aynı hanım galet diyor ki ve ma nüksanet dinina bizim dinimizin eksikliği ve aklına aklımızın eksikliği ne demek ya Resulallah Akıl ve din eksikliği ne demek diye soruyor. Aklımızın ve dinimizin eksikliği ne demek ya Resulallah? Bunu nasıl anlamalıyız diyor. Evet. Benim metin nereye gitmiş? Şimdi ben bu metni yazdım. Artık bunları konuşurken yazacağım. Beni hoş görün lütfen. Ee, bilgisayarı da kaydetmeden, bu metni kaydetmeden bilgisayar dinlensin diye kapatmıştım. Bu son yazmış olduklarım e, çıkmamış. Devamını ben hem konuşacağım hem de e, müsaadenizle e, yazacağım. E, ve tahtada görünmesi açısından bu tedbirsizliğimi hoş görmenizi e, istirham ediyorum. Hanım diyor ki bizim dinimizin ve aklımızın eksikliği ne demek ya Resulallah diyor. Soruyor. Ve Allah Resulü de cevap veriyor. Gale buyuruyor ki Allah Resulü. Metinde böyle geçtiği için söylüyorum. Metindeki bir kısım bazı yazım sorunları bana ait değil. Eleyse şehadetu أليس؟ ش... أليس شهادة المرأة؟ مثل misle nısf-ı şehadetir racül olacak. Misle özür dilerim biraz vaktiniz alacak. Misle nısf-ı şehadetir racül. Galet, bela. Şimdi burayı konuşalım. Devamını sonra konuşalım. Allah Resulü diyor ki aklın noksanlığını mı e, söylüyor Allah Resulü. Diyor ki eleyse şehadetul mer'e bir kadının şahitliği bir kadın bir kadının şahitliği misle nısfı şehadetir racül bir erkeğin şehadetinin yarısı değil mi? Buradaki dilsel soruna da dikkatinizi çekeceğim. Bir erkeğin bir erkeğin şahitliğinin yarısı. Aynı zamanda bu yazdığım ibarenin Buhari metni olduğunu da söyleyeyim. başta söylemeyi unuttum. Buhari'de geçen rivayet metnini size naklediyorum. Böyle değil mi diyor. hanım da evet diyor. Peki şimdi Hanım neye evet diyor? Allah Resulü neden böyle bir şey soruyor? Bu sorudan ne kastediyor? Müsaadenizle onu belirteyim. Bu konu kadın erkek şahitliği meselesi değerli izleyenler. Kadın erkek şahitlik meselesi, şahitlik konusu. Bakara suresi, Bakara suresi 282. ayet bu uzun bir sayfa bir ayettir. Uzun ayet-i kerimede geçen Allahu Teala'nın e, alışveriş yapanlara alışverişleri alacaklı, verecekli bunları kaydetmelerini, yazmalarını, kayda altına almalarını ibareyi yazarak zamanınızı almak istemediğim için e, sadece sözlü olarak anlamların ve metinlerini yazmakla yetineceğim. Böyle yapmalarını söylüyor Allah Resulü. Yazın diyor. Yazın şey pardon Allah emre diyor yazın diyor yazınıza da yazdıklarınıza da şahitler tutun diyor şahitler tutun iki erkek şahit olsun diyor iki erkek şahit tutun diyor eğer iki erkek bulamazsanız bir erkek iki kadın olsun diyor iki kadın ayet bu 282. ayet iki erkek şahit de olsun Yaptığınız sözleşmelere sözleşme ne? Alışveriş. Ticaret yapmışlar. İki erkek şahit bulamazsanız bir erkek olsun iki de kadın olsun diyor. Ve Kur'an-ı Kerim niye iki tane kadın olsun konusunda açıklık getiriyor. A kadın B kadın. Diyor ki A şahit olduğu ticari sözleşmeyi tam hatırlamazsa hatırlamazsa B ona hatırlatsın. B hatırlamasa A ona hatırlatsın diye Allahu Teala iki şahit kadın olmasını kadınların ticaretin dışında sosyal konumları itibariyle erkekler arasında yapılan ticaretlerde çok doğrudan taraf olmadıkları alışverişin aktörleri olmadıklarından dolayı Cenab-ı Hak bunlardan biri unutursa diğerisi, diğeri birbirlerine hatırlatsınlar diye iki şahit olsun diyor. iki kadın olsun diyor. Peki ayet gerekçeyi söylüyor. Hatırlayamazlarsa hatırlatsınlar birbirlerine diye. Peki hatırlarsa ne olacak? A hatırlıyor. Bir sorun yok. Demek ki B'ye ihtiyaç yok demektir. B hatırlıyor o zaman A'ya ihtiyaç yok. O zaman da bir erkeğin şahitli bir kadının şahitliğine denk olmuş olur zaten böyle olduğunda. Kaldı ki dikkat buyurunuz. Kaldı ki şöyle Mevzuyu toparlamamız gerekiyor. Akıl eşittir şahitlik mi? Ya şahitlik gibi alışverişle ilgili bir konuda kadının konumu kadının tamamen fıtri yaratılışla ilgili aklına ilişkin bir yargıya dönüştürülebilir mi? Değerli izleyenler ya. Akıl bir melekedir, bir yetidir, bir yetenektir. Nasıl şahitlikle ilgili bir problem kadının doğal olarak, fıtri olarak bu dünyaya gelişindeki yaratılışındaki fıtri bir yeteneğinin yarımlığına, eksikliğine delil olarak anlaşılabilir. Şahitlik eşittir akıl mı? Kaldı ki Allah neden iki tane Kadının şahit olması gerektiğinin gerekçesini söylüyor. Çünkü kadınlar diyor sizler toplumda konumunuz itibariyle çok bu işin içinde doğrudan değilsiniz. Birbirinize hatırlatırsınız. İyi olur diyor. İki tane kadın olun daha iyi olur diyor. Demek ki vurgularımı bir iki diye söyleyeceğim. Beni hoş görün lütfen değerli izleyenler. Bir, bir, akıdeştir şahitlik değil. Akıl şahitliğe indirgenemez. Diyelim ki kadınların şahitlik konusunda erkeklere göre bir kusurları olsa bile bu onların akıllarının eksikliği anlamına gelmez. Çünkü bir şeye şahit olmak, onu hatırlamak hafızayla ilgili bir şeydir. Hafıza ise akılla ilgili sadece bir e, efendim fakültedir. Sadece onun e, aklın yetisinin e, bir efendim özelliğinden ibarettir. eşittir hafıza da değil ki. İki. İki. Öyle şahitlikler var ki bin erkeğin şahitliği bin erkek bir kadın şahitliği etmez. Bir kadının şahitliğine denk değil. Bin erkek toplasanız bin erkek toplasanız bir kadının şahitliğine denk olmaz. E peki bu sefer de Bin erkek bir kadının şahitliğinde denk değildir diye bin erkeğinde çok affedersiniz bini de aptal demek mi? Mesela süt kardeşliği sorunu. Kadın erkek var. Evlenecekler. Evlenecekler. Evlenecek tarafların A, B bunlardan herhangi birisi kadın bir kadın çıkıyor diyor ki ben bunun ikisini de emzirdim diyor. Buyurun bakalım. Ve bunun emzirdiğine bir tane kadında şahitlik ediyor. Bir kadın. Mahallenin tüm erkeklerini toplasanız hiçbir hiçbir değeri yok. Çünkü bu erkeklerin bileceği bir mevzu değil ki. Kadın çocukları emzirirken kadının yanında emzirir ama mahallenin erkeklerini toplayıp da onların yanında emzirmez. Tüm mahallenin erkekleri hayır desem olacak. Bakın hiçbir değeri yok. İşte alışverişte de kadın öyle. Kadın alışverişin çok doğrudan iliş içinde olmadığı için Allahu Teala onların konumları gereği diyor ki iki kadın olursa birbirlerini hatırlatırlar daha iyi olur diyor. Niye şey olsun diyor efendim e, bu onların aklı eksik demiyor ki Allahu Teala kitabında Kur'an'da bize kadınların aklı eksiktir. Onların ikisinin aklı ancak bir erkeğin aklı eder. Onlardan iki tane olsun demiyor ki. Gerekçeyi söylüyor. Niye olduğunu söylüyor. Birbirlerini hatırlatsınlar diyor. Hatırlatmak akıl eksikliği değil ki. Hafızayla ilgili bir de ilgiyle, alakayla ilgili bir şey. İlgi duyduğunuz şeyi daha iyi hatırlarsınız. İlgi duymadığınız şeyi de iyi hatırlamazsınız. İki. Üç. Çok daha önemli bakın. Lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Yorulduğunuzu biliyorum. Üç. Üç erkek ve kadın bunları daha önce hermönetik derslerimde de bahsettim. Erkek ve kadın dünyaya imtihan için gelmiyor mu değerli izleyenler? İmtihan hem erkek için hem de kadın için aynı cennet, aynı cehennem değil mi? Aynı cennet, aynı cehennem için sınav olmuyor muyuz? Evet. Peki nasıl oluyor da erkek tam akılla imtihan oluyor, kadın eksik akılla imtihan oluyor? Birisi bunu izah etsin de ben de anlayayım lütfen. Şu erkek bu da kadın. Öğrencilerim bilirler benim bu yakışıklı resimlerimi. Bu erkek, bu da kadın. Aynı imtihana geliyor, aynı cennete, aynı cehenneme girmek söz konusu. Fakat bu tam akılla sınav oluyor, bu da yarım akılla. Bu nasıl bir adalet? Nasıl bir sınav? Kur'an'da hiç bunu ima edecek, Kur'an'da hiç bunu çağrıştıracak tek bir sözcük, tek bir cümle, kelime var mı? Hayır. Öyleyse hiç kimse böyle bir rivayetten kalkarak İslam dini kadınların zaten aklını eksik görüyor, yarım akıllı görüyor, bilmem ne diye mübarek dinimiz ve mübarek sevgili peygamberimiz hakkında ileri geri konuşamaz. Haddine de düşmemiş. Ama onların eline malzemeyi verenin de bizler olduğumuzun altını çizelim. Çünkü böyle tercüme ederseniz, böyle anlatırsanız insanlar da onu alır önüne koyar. E siz tercüme etmişsiniz diye geçerler karşımıza. Boylarından büyük laflar etmeye başlarlar. Allah'ın dinini de onun sevgili mübelliği, tebliğcisi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da böyle bir töhmetten milyonlarca kez tenzih ederim böyle söylemiyor. Böyle söyler mi ya? İşte gördük. Şu hususların dikkate alındığı bir çerçevede nasıl kadınların akıllarının eksikliği Kur'an'daki Bakara Suresi 282. ayette geçen alışveriş yapıldığında alışveriş yapılan tarafların yaptıkları senet, sözleşme vesaireye şahitlik konusuna indirgenir akıl ve onun üzerinden eksiklik iddiasında bulunur. Son olarak bu konuyu kapatıyorum. Diğer bir konuya geçeceğim. İbarede de sorun var. Eleyse'nin müzekker olup müennes olması meselesi üzerinde durmuyorum. Genel izleyicileri çok fazla ilgilendirmez diye. Üzerinde duracağım şey şu bir erkeğin şahidetinin yarısı olmaz. Erken şahitliğinin, yarım şahitlik diye bir şey olmaz. Çünkü bu ifade e, üslup olarak, dil olarak da hatalıdır. Dil problemi var burada. Diğer rivayetlerde, diğer rivayetlerde bunun doğru, düzgün, dil olarak düzgün olanı var. Burada değil. Diğerlerinde var. İmam Buhari merhumun bunu görmesi gerekirdi ama başka rivayet olmadığı için bunu seçmek zorunda kalmış. Rivayet üzerinde de tasarruf yapamıyor tabii. O da bunun problemlerini görmüş olması lazım. Çünkü başka rivayetlerde diyor ki iki kadının şahitli bir erkenkine denk değil mi? Böyle olur. İki kadının şahitli bir erken, tek kadının şahitli bir erken şahitinin yarısı denmez. Bu matematik değil ki. 1 bölü 2 diye gösteremeyiz. Şahitliğin 1 bölü 2'si olmaz. Bir insan şahittir ya da değildir. Neyse buna da dilsel bakımdan bir problem olduğuna dikkatinizi çekmek istedim sadece o kadar. Şimdi geriye kalan ve son derece önemli bir ursa büyük sabrınızı ve hoşgörünüzü istirham ederek değineceğim. Ve sonra genel bir toparlama yapmaya çalışacağım. Geldik şimdi dinin eksikliğine. Dinin eksikliği. Şimdi Allah Resulü bu yukarıdaki ibarede işte diyor ki galet bela diyor. Evet. Böyle böyle değil mi diyor. Evet. İşte Allah Resulü diyor ki fehâzâ Fehada Fehada Min nuksani Akliha Evet. işte bu kadınların akıllarının eksikliğidir buyuruyor Allah Resulü. Güya haşa dedik zaten olabiliyorsunuz. Evet. Dinin eksikliğine gelelim. Şimdi de şöyle buyuruyor Allah Resulü. Diyor ki أليس، أليس إذا حاطت، أليس إذا حاطت لم تصلِ ولم تسم؟ قالت: بلى. güya Allah Resulü demiş oluyor ki sizler özel günlerinizde adetli günlerinizde adetli günlerinizde rengi değiştireyim adetli günlerinizde lem tusalli namaz kılmıyor ve lem tusum oruç tutmuyorsunuz değil mi? Galet bela. Onlar da evet diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Güya buyuruyor ki Fehaza Fehaza Min Nuksani Diniha Evet. İşte bu da dininizin eksikliğidir diyor. Neymiş dinin eksikliği? Adetli günlerinde namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlarmış. Yani matematiksel olarak söyleyeyim arkadaşlar. Matematikte ne kadar rakam mümkünse o mümkün rakamlar adedince Resulullah'ı böyle bir cümle söylemekten tenzih ederim. Hiç mübalağa etmiyorum. Matematikte ne kadar mümkün rakam yan yana koymak mümkünse o kadar Resulullah'ı böyle bir ifade de bulunmaktan tenzih ederim. Allah Resulü gibi bir zeki bir zat, belli bir zat böyle bir şey söyler mi ya? Şimdi dikkat buyurunuz. Bir, kadınların adetli günleri. Bunlar kadınların kendi tercihleri mi? Fıtratları. Bu fıtrattır. Allah böyle yaratmış. Kadınların adetli günlerinde kadınlara haşa, e, necis gibi e, sünme haşa davranılması Yahudi adetidir. Yahudilerden gelen bir şeydir. Mescide koymazlar, avlusuna koymazlar sonra maalesef Müslümanlara da geçmiş bu her nasıl olduysa. Ayşe Validemiz mescitte girmiyor da Yahudilerden etkilenmiş olması gerekiyor. Allah Resulü kızıyor. Niye diyor sen adetliyim diyor. Soruyor niye gelmiyorsun diyor adetliyim deyince diyor ki o senin elinde olan bir şey değil ki Allah'ın sizin fıtratınıza koyduğu bir şey diyor. Onlar niye bir mahsur var olsun diyor Allah Resulü. Fıtratları böyle. Allah öyle yaratmış. Ve bu fıtratlarındaki adetli günlerinde Cenab-ı Hak onlara merhameti gereği peygamberi de bu Mevla'nın Allahu Teala'nın merhametini yansıtmak üzere bu Resulullah'ın bir izni Rivayetlerde öyle söyleniyor. Buna girmek istemiyorum. Bu ayrı bir konu, ayrı bir tartışma konusuna girmek istemiyorum da. E, çünkü farklı kanaatlerim var benim. Diyelim ki elimizdeki rivayetlerden dolayı Allah Resulü demiş ki siz adetli olduğunuz zamanlarda, çünkü Kur'an-ı Kerim'de sana adet günlerini soruyorlar. De ki onlara o bir rahatsızlık halidir. Bir huzursuzluk halidir. Kadınlarla yaklaşmayın. Yani kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın, onlara eziyet vermeyin, onları rahatsız etmeyin diye Allahu Teala bu adetli günlerde kadınların rahat etmelerini sağlayacak bir düzenleme yapıyor. Bu ilahi merhametin bir gereğidir. Resulullah da bu ilahi merhamete artı olarak diyor ki böyle zamanlarda abdest almak, temizlenmek sizin için zor olabilir. Bu arada namaz kılmayın buyurmuş Allah Resulü'nün sünneti böyledir. Ulema da böyle e, görüş beyan ediyor ve diyor ki namaz kılmayacaksınız. İyi de Şimdi kadınlara namaz kılmayın diyen din, din diyor ki onlara namaz kılmayın. Resulullah diyor ki namaz kılmayın diyor böyle bir günlerde. Kadınlar da benim peygamberim bana namaz kılma diyorsa ben de kılmıyorum diyor. Peygamberin emrini yerine getiriyor. Dinin emrini yerine getiren bir kimse dinin emrini yerine getirdiği için dini eksik olur mu ya? Dini tam olması gerekir. Şimdi erkek namazı kıldığı zaman mı e, dini tamam, kılmadığı zaman mı? Kıldığı zaman. Niye? Çünkü Allah kıl diyor. ve peki kadın da Allah ona demiş ki sen de kılma bu adetli günlerde demiş. Her ikisi de Allah'ın emrini yerine getiriyor. Biri kılıyor, biri de kılmıyor. Allah ona öyle dedi. Buna da böyle dediyse ve Allah'ın emrini yerine getiriyorsa dinin emrini yerine getiren bir kadının dini neden eksik olur ya? Bunun hiçbir izahı var mı? Şimdi Müslüman feministler diyor ki madem ki bizim namaz kılmıyoruz diye dinimiz eksik diyorsunuz biz de kılacağız diyor. Biz de kılacağız namazımızı kılacağız hem adetli olacağız hem namaz kılacağız. Bütün ülema ayağa kalkıyor. Hayır efendim nasıl kılarsınız? Yasaktır, haramdır, kılamazsınız. E peki bize kılmayın mı diyor dinimiz? Evet biz de kılmıyoruz. O zaman da dininiz eksik. Allah Allah. Ya şimdi hani tavşanla kaplumbağa yarışı yok mu? <laughs> İnsan öyle bir değerli izleyenler akıl mantık tutulmasına maruz kalıyor ki izahı mümkün değil ya. Nasıl böyle bir akıl tutulması olabilir? Müslüman ulemada, Müslüman akademisyen de nasıl böyle bir akıl tutulması olabilir? Değerli izleyenler ya istirham ediyorum. Din diyorsa ki kadına sen böyleyken namaz kılmayacaksın. O da kılmıyorsa, dinin emrini yerine getiriyorsa hem dinin emrini yerine getirip hem nasıl din eksik olur ya? Böyle bir şey olur mu? Kaldı ki velem tesum bakın velem tesum oruç da tutmuyorsunuz diyor. İyi de orucu kaza ediyor. Bütün mezheplerde o orucu kaza ediyor. Kadın tutmuyor ama kaza ediyor. E Kaza ediyor. Peygamber bunu bilmiyor mu da böyle sorsun? İnsanlara dini öğreten zat böyle bir şey söyler mi? Böyle bir şey sorar mı? Örneğin mesela ben sınıflarda da bunu söylüyorum. Örneğin e, diyorum ki Cenab-ı Hak bize orucu emrederken diyor ki içinizden hasta olanlar yolcu olanlar oruçlarını tutmayabilir daha sonra sağlığına kavuştuğunda ve seferden yolculuktan döndüğünüzde tutarsınız diyor. Şimdi böyle yapan erkeklerin dini eksik mi? Hayır. E adet gördüğü günler tutamadığı orucu sonra tutan kadının dini niye eksik oluyor? Allah diyor ki yolcuysanız, seferdeyseniz, savaş halindeyseniz herhangi bir zorluk sıkıntı varsa namazlarınızı Dört rekatları iki kılın diyor, kısaltın diyor, kısa kılabilirsiniz diyor, kısaltın diyor. Ruhsat veriyor mu? Buna ruhsat denir. Evet. Peki seferde dört rekat namazı iki kılan na kişinin namazı eksik namaz mı? Hayır. Çünkü Allah iki kılabilirsiniz demiş. İki kılınca dört yerine geçiyor. Peki Allah seferde şurada burada dört namazı iki kıldığımız zaman tam oluyor, tam din tam oluyor da erkekler için. Kadınların adetli zamanlarında din onlara bu sıkıntılı zamanlarda sizin için abdest vesaire temizlik zor olur. Siz bu zamanlarda namaz kılmayabilirsiniz. Hatta kaza bile etmeyebilirsiniz derse. Niye eksik olsun bunların dini? Feminist bir hanım da derse ki ben adetliyken de kılacağım. Yok efendim kılamıyorsun. Peki adetliyken kılmadım. Sonra kaza edeceğim. Hayır kaza da edemezsin. Ya derdin ne? Ya derdin ne? Niye bu kadınların dinlerini illa eksik yapmayla uğraşıyorsun? Adetliyken kılayım diyor kıldırmıyorsun. Hayır yasak. E peki ben yasağa uyayım ama dinin eksik. E ben sonra kaza edeyim. Hayır kaza edemezsin. Yani illa karar vermişiz. Dinleri eksik olacak. Peki aynı mevzuya bağlayacağım. Aynı mevzuya bağlayacağım. Allah kadını yaratırken Allah fıtratlarına fıtratlarına adet görme gibi çok önemli bir fıtri, biyolojik özellik koymuş. Bunu Allah koyuyor. Ve bu fıtri özellikleri onların bir türlü kurtulamadıkları bir din eksikliğine sebebiyet veriyorsa, bir din eksikliği olarak görülürse. Bu hanımlar nasıl erkeklerle aynı düzeyde aynı eşit değer şurada olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi dünyada ahiret için cennet cehennem için Yarışacak sınav olacak ya. Elimizi güzel vicdanımıza koyalım. Bu dini yorumlarken, bu dini insanlara anlatırken, bu dini İslam'ı evrenseldir tüm dünyaya yayalım, anlatalım derken biraz bu rivayetleri, bu ifadeleri insanların anlayacağı biçimde doğru anlamaya, doğru aktarmaya, doğru tercüme etmeye gayret göstermemiz gerekir. Hele hele bir sahabiye ait sözü İbni Mesud'a ait radıyallahu anh sözü peygamberin sözüne çevirip sonra da onu izah sadedinde şahitlikle ilgili dinlerinin eksikliğiyle ilgili olmadık böyle yorumlara giderek Hazreti Peygamberi onun ümmetine karşı ümmetinin en önemli toplumundan birini teşkil eden kadınlara karşı böyle sorumlu bir ve problemli bir konuma, konumlandırmaya kimin hakkı olabilir? Değerli izleyenler, geçtikleri kaynaklar bakımından, kaynaklar bakımından, özellikle Buhari metnindeki geçen bu ifadelerin eserinde Birkaç farklı yerde bir kaç farklı münasebetle bu rivayeti nakleden İmam Buhari'nin rivayetinin en sorunlu rivayet olduğunun altını çizmek istiyorum. En sorunlu rivayet maalesef İmam Buhari'nin rivayetidir ve İmam Buhari'nin bu rivayetinin sorunlu olmasını İslami ilimler ve hadis konuşmamın ikincisinde, iki nolu konuşmamda İmam Buhari'nin bir proje insanı olduğunu bir ideolojik konumunun ve bir proje insanı olmasının altını çizerek bahsetmiştim. Onun aynı zamanda bu önemli vurgulayarak önemini üzerinde durduğumuzun, onun bazı rivayetleri tercihinde. Bir, zaafına da dönüştüğünün altını çizmek istiyorum. Bunu daha ilerideki derslerimizde ve sohbetlerimde üzerinde duracağım. Zaafına e, da dönüşmüş durumda olduğunu söylüyorum. İki, Müslim'de bu problemli ifadelerin hiçbirisi yok. Nesai'de problemli ifadelerin hiçbirisi yok. Bunlara dikkatinizi istirham ediyorum. Zaten Tirmizi'de ve Ebu Davud'da bir rivayetler hiç yok. E, Kütüb-i Sitte açısından söylersek sonuç olarak sonuç olarak bir rivayetin metni dil bakımından sorumlu ter bakımından sorunlu tercüme edilmiş tercüme ediliyor. sorumludur. Dil bakımından sorumludur. 2. Hazreti Peygambere ait olmayan sözler ona mal edilerek hata edilmiştir. Hata ediliyor. Bu ve benzeri rivayetlerden hareket ederek hiç kimse İslam dinini ve Hazreti Peygamberi kadın karşıtı olarak gösteremez. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Sevgili izleyenler, çok vaktinizi aldığımı biliyorum. Sizi çok yorduğumu da biliyorum. Ama e, konu çok çok önemliydi. Ve eee özellikle sosyal medyada ve YouTube ortamında çok istismar edilen bir husus olması münasebetiyle çok teknik detaylara girmeden uzmanlık gerektiren hususları çok fazla değinmeden genel izleyicilerin de dinleyip istifade edecekleri bir sunum olması bakımından elimden geldiğince Konuyu anlaşılır olarak size arz etmeye ve sunmaya çalıştım. Sürçülisan etmişsen beni hoş görün lütfen. E, hepinize vakit ayırıp bizimle birlikte olduğunuz için şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Ve hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gecesiyle, gündüzüyle hayırlara vesile olsun efendim.